Şimdi bizim çok değerli bir hocamız var. Yani fiilen benim hocam olmadı ama bende etkisi çok. Hala da Ankara İlahiyat'ta 80 küsür yaşında olmasına rağmen yüksek lisansta dersler veriyor. Profesör Hüseyin Atay. Bana göre İslam dünyasının bugün yaşayan en büyük beyinlerinden biridir. Hiç. Kıymeti bilinmemiştir. Ayrı dava. Şimdi o diyor ki derken o Chicago'da Fazlur Rahman'la çalıştığı 3 yıl içinde bile bir tek vakit namazımı kazaya bırakmadım diyen adamdır. Hüseyin Atay bu. Ne diyor biliyor musunuz? Namaz bu ümmetin başına bela edilmiştir. Çünkü bu ümmete yapılan bütün kötülüklerde namaz ve cami kullanıldı. Alet ettiler. Evet. Bunu Muaviye başlattı. Uydurttuğu hadis adlı yalanlarla dini, bütün insan hakları, zulme karşı mücadele, çalışkanlık, dürüstlük, okumak gibi bütün değerlerinden tecrit ederek sadece namaz kılma dini haline getirdi. Bela buradadır. O günden beri İslam dünyası bir türlü kendini toparlayamadı. Şimdi gayet net, matematik bir insicamla söyleyeyim. Kur'an diyor ki, benim temel ibadetim okumaktır. Oku. Başlıyor ayrı. 7-8 tane daha ayet var. Okumayı temel ibadet yapan. Şimdi bunu Emevi, Muaviye aldı. Tamamen devre dışı tuttu. Onun yerine temel ibadet olarak namazı koydu. Vallahi ve billahi Kur'an'ın dininin temel ibadeti namaz değildir, okumaktır. Şimdi bakın dünyaya. Ne söylüyor ya? Dünyaya bakın. Okumayı temel ibadet yapan gelişmiş Batı ülkelerine bakın. Namazı temel ibadet yapan Orta Doğu'ya bakın. Ve özellikle Türkiye'ye bakın. Şimdi Türkiye bu bakımdan tam bir şeytan ülkesi. Yani din adına şeytanın tanrılaştığı bir ülke Türkiye. Çünkü İslam dünyasındaki mevcut camilerin toplamından daha fazla cami Türkiye'de var. 85 bin. Ne 85 bini? O resmi rakam, yalan söylüyorlar. O 100 bini aşmış. 120 küsür bin cami var bugün Türkiye'de. Ve her cami sayısının her artışı Türkiye'de ahlaksızlık, yolsuzluk ve kötülüğün de artışı demek. Doğru orantı var aralar. Dini içerikte de sorular oluyor ama ben şöyle isterseniz ona onu sormak istiyorum size. Sosyal devlet, sosyal ilke, yaşam tarzı, Kur'an'ın sosyal hayat, ilişkiler, insanın birey olmasına ilişkin nasıl bir baskılama ve karartma olduysa ibadet hayatını da böyle yönlendirmek istediler. Onu neden yaptılar? Onu isterseniz sorarak başlayayım. Siz yıllardır onunla da çok mücadele ettiniz. Karmar ettiler. Örneğin namazın cem edilmesi, abdestin mes edilmesi şeklinde. Oralara gelme. Oralar çok sonraki şeyler. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Bir kitabım daha çıkacak. Kitabın kısa adı Namaz. Ama tam adı Kur'an'ın lanetlediği namazlar. Maun suresinden alıyorum. Altta parantez içinde küçük bir ad daha. Namaz İslam ümmetini mahvetmek için nasıl kullanıldı? Hüseyin Atay Hoca dedik. Hüseyin Atay Hoca dedik. Hüseyin Atay deyip geçme. Şer kalelerinin duvarlarını ilk delen adamdır bu ülkede.
aynen şunu söyledi bir gün sohbetlerimizde. Böyle ölümsüz kitaplık çapta tespitleri vardır. Ufuk açmış. O Rize şivesiyle böyle. Kardeşim dedi, bak ben sana bir şey diyeyim mi? Bunu diyen adam Amerika'da çalıştığım 2 sene dahil hayatımda kazaya namazım kalmadı diyen adamdır. Hafız-ı kelam. İmam çocuğu. Hüseyin Atay'ın kazaya namazı kalmamıştır. Benim çok var. Sahibi tertip bir adamdır. Bak bu sıfatla. Ne dedi biliyor musun? Kardeşim dedi, ben sana bir şey diyeyim. Namaz bu ümmetin başına bela edilmiştir dedi. Anlamakta zorlandım. Bunu söylediği zamanın üzerinden 20-25 yıl geçti. Sonra Peygamberimizin en yakın arkadaşlarından, sahabenin ibadette en önde gidenlerinden, takvası zühdüyle bayrak olmuş bir ismin, Ebu Derda'nın, herkes bunu anlar, bir tespitini Abdullah İbni Mübarek'in Kitab-ı Zühd ve Rakaik'ında buldu. Ne diyor biliyor musun? La tec'alu ibadetallahi belaen aleyküm. Kaç sene önce okumuşsam, okumuşum ve kalmış. Bu kıratta bir sözse, onu hafızamın unutması falan böyle bir şey söz konusu değil. Ben ölünce ancak olurum. Kaydetmiş onu, bitti. Bir kere kafidir. La tec'alu ibadetallahi belaen aleyküm. Hafızamın kaydettiği böyle sözler var. Bunların içinde yarım sayfalık olanları bile vardır. Öyle bir cümle falan değil. Hiç fark etmez. Yeter ki ona ruhumun derinlikleri gerekli ilgiyi duysun. Dikkatle bir defa okudum mu o kaydedilir. Bu da onlardan biri. Ne diyor biliyor musun? Ebu Derda. Allah'a ibadeti başınıza bela haline getirmeyin. Tabii bu sözün şerhleri var. Ebu Derda çünkü öyle yani işte denecek bir adam değil. Namaz işte daha doğrusu alel itlak ibadet hayatı Müslümanların başına bela haline getirilmiş. Kim yaptı bunu? Emevi yaptı. Niçin yaptı? Kur'an'ın sosyal devlet, sosyal adalet, paylaşımcı toplum ideallerini hayatın dışına itmek için İslam'ı cami, namaz, zikir, tesbih dini haline getirdi. Uydurttu buna ilişkin hadisleri, doldurdu kitaplara. Buhari denen sahtekarın kitabında var. O sözün arkasında da Muaviye vardır. Günde şu kadar Subhanallah çekersen, işte anandan doğmuş gibi olursun. Şu kadar Elhamdülillah çekersen, büyük annenden doğmuş filan böyle karamiza. Bu Kur'an ne oluyor peki? Bunun dedikleri ne olacak? Hasan el Basri'ye diyorlar ki bunlar böyle bu nasıl olacak ya diyor. Emeviler yaptıkları dehşet verici zulümleri birkaç rekat namazla affettirmenin yolunu açıyorlar. Bu ne diyor biliyor musun Hasan el Basri'yi? İslam ilim ve irfanının anıt isimlerinden biri. Kezibet a'da'ullah. Allah'ın düşmanları yalan söylüyorlar diyor. Emeviler için. Hasan el Basri muhteşem anıt. İmam-ı Azam'dan
40 sene önce öldü. 110'dur onun hicri ölümü. İmam-ı Azam'ın 150. Yani sahabe neslini tanımış, hatta peygamberimizin eşlerinden birinden çocukluğunda süt emmiştir. O kadar peygamberimize yakın. Arap asıllı olmadığı için tukaka ilan edilmiş. Emevi zulmünü eleştirdiği için düşman ilan edilmiş. Allah'ın düşmanları yalan söylüyor diyor. Yalan söylüyor. Kedibet adavullah. Şimdi ben kısa şunu söyleyeyim. Bugünkü ibadet hayatı Kur'an'ın getirdiği ve Hazreti Peygamber'in gösterdiği ibadet hayatı asla değildir. Nokta. Hani sünnet diyorduk. Sünnet işte esas ibadet hayatında tecelli eder. Çünkü ibadette içtihat olmaz. Peygamberimizden nasıl görülmüşse öyle yapın. Ve Allah'ın kitabına yemin ederim ki bugün bizim başta kıldığımız namazlar olmak üzere Allah'ın peygamberinden görülen değildir. Tanınmaz hale getirilmiştir. Merak edenler, çok acele merakını gidermek isteyenler, İslam nasıl yozlaştırıldığı kitabımı ki Almanca'ya da tercüme edilen kitaplarımdan biridir, okusunlar. Nasıl yapılmıştır bu işler? Nasıl bu hale getirilmiştir? Şimdi Kur'an'ın lanetlediği namazlarda bunu özellikle namaz açısından altını çizerek kitaplık çapta Kur'an müminlerinin önüne koyacağım. Yakında bu da bir müjde olarak sizden yani seyircilerimize işte, ne kadar yakında olur. Şimdi, hep yakında diyoruz. Pek yakında bu sınavlarda da evet. Doğru ama çok çalışmanız var ondan son evet, derece normal. Olacak. Belki dün akşamki gibi. Allah vaadinde sadıktır olacak. Mutlaka. Evet, merak dün edin. Akşamki gibi geniş bir ölçekle belki bir akşam hem konuklarımız arız ya da Hüseyin hocamızı çok andık. Belki bir akşam onu da davet etme imkanımız olsa çok çok özledim ben de burnumda tütüyor. Keyifli olur. Hocam ama çok teşekkür ederiz. Yaz geldi. Böyle yaz geldi mi hani Aşık Kerem diyor ya yine bahar geldi coştu yüreğim. Şimdi benim de yüreğim coşuyor. Ankara'ya ben bu yaz sık sık takılırım. Ve hocamı da ziyaret ederim. Bazen gittim ben Ankara'da 4 gün 5 gün kalıyorum. Çok severim Ankara'yı ben. Mesela İstanbul'u geldiğim günden beri hiç sevmedim. Orayı hep sevdim. 7 yıl orada yaşadım. 46 yıldır burada yaşıyorum. Burayı sevmiyorum. Sebepleri var. Orayı seviyorum. Hocam da orada. Bir gün kısmet olur belki. İnşallah. Birlikte yayın yapmışız. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa ardından bir daha edeceğiz hocam. Çok çok teşekkür ederim. Herkese teşekkür. Evet. Lust auf Natur?